Burada gördüğümüz boyun omurları, 7 tane boyun omuru var. Bu düzleşmiş ve ciddi bir şekilde boyun ağrısına ve baş ağrısına neden olmaktadır. C şeklinde dizilmesi gerekirken, bakın burada dümdüz sopa şeklinde görülmektedir. Ben radyoloji profesörüyüm. 33 yıldır görüntülemeyle uğraşıyorum. Özellikle son 10 yıldır gittikçe artan bir biçimde 15'li yaşlara kadar düşen bir profilde baş ve boyun ağrılarının arttığını gözlemliyoruz. Bunun organik bir sebebi henüz tespit edilemedi. Ancak şu bir gerçek ki gençlerde, orta yaşlılarda sosyal medyaya aşırı düşkünlük, telefon konuşmasının artışı baş ağrılarına, boyun ağrılarına neden olacak şekilde kas spazmlarını tetikliyor, omurga eğriliklerine neden olabiliyor ve sosyal hayatımızı gerçekten sıkıntılı bir zemine çekiyor. Telefonla konuşmanın iletişim açısından tabii ki önemi çok büyük. Ama bunlar da aşırıya kaçma sağlığımızı bozabiliyor. Boyundaki hem kas yapısını hem kemik yapısını bozabiliyor. Bunların fonksiyonlarını engelleyebiliyor. Muhtemelen ileriki yıllarda da ciddi bir kireçlenme artışına sebep olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle akıllı telefonları kullanırken postür bozuklukları, duruş anormallikleri ve buna bağlı olarak gelişen baş ve boyun ağrılarıdır. Bunlar kesinlikle cep telefonunun uygunsuz bir şekilde ve aşırı kullanımından kaynaklanmaktadır. Dengeli ve ihtiyaç kadar kullanılmasını biz tavsiye ediyoruz. Skolyoz dediğimiz omurganın eğriliklerini çok görmeye başladık. Gençlerimizde 15 ila 25 yaş arası gençlerimizde çok sıklıkla görülmektedir. Cep telefonlarının vücudun doğal pozisyonunun dışında aşırı bir şekilde kullanılması neticesi bu bölgelerde kemik yapıların diziliminin bozulduğu ve kas yapılarda gerginlikler sonucu spazmlara neden olduğu düşünülmektedir. Organların iltihabının isimlendirilmesi tıpta şöyle yapılır. Örneğin bademcik, bunun tıbbi ismi tonsilladır. Onun sonuna i ve t harfleri getirerek tonsillit denir. Bu bademciğin iltihaplanması demektir. Biz de bu akıllı telefon kullanımının artışına bağlı olarak ellerde tendinit dediğimiz kasların yapışma yerlerinde mikropsuz iltihaplara neden olan bir hastalık görmeye başladık. Kendi aramızda da bunu WhatsApp it diye isimlendiriyoruz. Biraz sosyal medya esprisi, biraz kendi aramızdaki espri bu ama bu gerçeği çocuklarımız, gençlerimiz çok yaşıyor. Biz de bunlarla çok sık karşı karşıya kalıyoruz. Parmakların çalışması onları çalıştıran kasların ucundaki tendonların iltihaplanmasına, zarar görmesine neden oluyor. Tendinit bu. Aslında bir çeşit tendinit. Bu istirahatla geçer, geçmeme diye kalıcı bir hasar söz konusu değil. Ancak onların okuldaki çalışmalarını, ders çalışmalarını etkileyebilir. Biz de WhatsApp e-mail gibi kullanılmaya başlandı. Çünkü çok aceleci bir yapımız var. Anında cevap almak istiyoruz. Anında cevap vermek istiyoruz. Elin belli kasları kullanıldığı için bu tür fiziksel bozukluklar sıklıkla görüyoruz. İletişimin tek yolu cep telefonu değil. Tabii ki iletişimi kesemeyiz. Neyle iletişimde bulunacağız? Bütün dünyanın sıklıkla kullandığı e-mail dediğimiz elektronik posta yöntemleri var. Bunları daha çok hayatımıza katıp bu yöntemleri kullanırsak cep telefonundan, akıllı telefonundan gelecek zararları minimuma indirmiş oluruz. Kasların yapışma yerleri, tendon dediğimiz kıkırdak dokuları, tendon kılıfı içerisinde kaymasını engelleyip tendinit istediğimiz hastalığa neden olmaktadır. Aşırı kullanım sonucu bu bölgelerde, bakın bu hastamızda da var, hafif derecede sıvı toplanmalar, şu beyaz alanlar sıvı toplanmaları. Sonunda da bu şekilde kasları ve
tendonları göstermeye çalışıyorum. Kılıfın içerisinde kaygan sıvısı olan bir kılıfın içerisinde öyle kayar. MR'dan normal anatomik yapıyı görürken ultrasonla fonksiyonu görürüz.